Size Pasinler'den sonra veliahtımı açıklayacağımı bildirmiştim. Hamdolsun ki Yüce Rabbim bize zafer nasip etti. Şimdi ben Selçuklu Devleti'nin sultanı Mikailoğlu Sultan Muhammed Tuğrul buyruğum odur ki emri hak vaki olduğunda yerime geçmek üzere veliaht tayin ettiğim ve buradaki herkesin ona biat etmesini istediğim kişi Çağrıbeyoğlu Muhammed Alparslan'dır. Beni böylesi kutlu bir vazife için liyakatli saymanızla ömrümce iftihar edeceğim. Lakin başka bir veliaht seçmelisiniz sultanım. Zira ben veliaht olamam. Sen ne dersin benim canım yeğenim? Veliaht olamam da ne demek? Sen bunu oyun sanacak yaşta değilsin. Sultanım. Bağışlayın beni. Ama veliahtınız olamam. Zira gayrı Selçuklu Devleti'ni kuran bu kutlu hanedana mensubiyetimden doğan cümle haklarımdan feragat etmek isterim. Bundan gayrı meliklik haklarımdan da feragat edeceğimden veliahtınız olmam da mümkün değildir. Sen bunu oyun mu sanırsın Alparslan? Hanedandan ayrılmak istemek de ne demek? Dilin nasıl döner de böyle bir şey söylersin? Sultanım, Selçuklu Devleti Konstantiniyye'deki din kardeşlerimizi ve duvarlarında adınızın yankılandığı mescidimizi korumak için Bosporakan seferinden vazgeçti. Ama bu anlaşma Selçuklu Devleti ve ona tabi olanlar arasında geçerlidir. Ben Kekalmenos'u toprağa gömüp anamın kanının döküldüğü Bosporakan topraklarını alana dek durmayacağım. Bu sebepledir ki yapacaklarımdan Selçuklu Devleti'nin mesul tutulmaması için meliklikten de veliahtlıktan da soyunup namsız nişansız bir nefer olarak mücadeleme devam edeceğim. Siz yüce sultanımızdan da arzum odur ki bu uğraşıma müsaade buyurup beni hanedandan fari edesiniz.
Meşveret bitmiştir. Meclis dağılsın. Asker ancak bu kadar sadık olabilir Alpagut. Sadakat sınavını geçtin. Alpagut bir hain Maria. Bu mümkün değil baba. Herkes olabilir ama Alpagut... Alpaslan'a bilgi sızdırdığını sandığım için Selikos'u öldürdüm. Oysa o çakal ona kurduğum pusuyu önceden öğrenebiliyor. Ha? Alparslan neyi nereden öğreniyor bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. O da Alpagut'un sana asla ihanet etmeyeceği. Demek bu kadar eminsin ha güzel Meryem. Alpagut'tan seni öldürmesini isteyeceğim. Beni mi? Evet. Seni. Alpagut'un emrini gözünü kırpmadan yerine getireceğinden eminim baba. Göreceğiz. Güzel Maria. Seni çağırdığımda giysinin altına bir zırh giy. Ve sana haber verdiğim yere gel. Biliyor musun Bil? Maria sana bu emri verdiğimde onu gözünü kırpmadan öldüreceğinden emindi. Bana böylesine sadakatle bağlı bir adamın olduğu için çok şanslıyım. İşareti yapmayacaksın diye çok korktum. Ben de işareti görmeyeceksin diye çok korktum. Etrafındaki hemen herkes gibi bizi de bir gün sınayabileceğini söylemiştin Alpagut. Haklı çıktın. Sultanımız der ki, veliahtımız sensin. Beyimiz der ki, tacı tahtı istemem. Bu nasıl iştir Artuk? Ben ne bileyim Atsız. Evvelce gördüğümüz duyduğumuz şey değil ki fikir beyan edelim. Bu meselede en kolay iş bizimkidir. Beyimiz nereye biz oraya. Düşünecek ne var?
İnsan vazgeçtikleriyle büyür oğul. Ülküsü nice büyük ise vazgeçtikleri de öyledir. Ama söz bir oktur oğul. Yayından çıkan ok gibi dile geldi mi? Artık dönüşü yoktur. Bağışlayasın babam. Ama ölçümün yanında vazgeçtiklerimin gözümde zerre kadar değeri yoktur. Kader bizi bu eşikte sınar. Üzüntüm odur ki amcam Sultan Turul'un nazarında töresiz ve dahi isyankar bir kişi görünürüm. Bas bırakalım. İçinde sönmez bir ataştır. Aynı ateş ben de yakar oğul. Sen anacığını, ben gül kokulu hatunumu yitirdim. Nice canımız toprağa düştü. Nice oğlanlar, kızlar sen gibi anasız büyüdü. Bunları karındaşım Sultan Turul bilmez mi sanmışsın? Bas bırak anne. Onun içinde de sönmeyen bir ataştır. Seni anlayacaktır. Ama ne karar kılacaktır orası bilinmez. Varıp huzura çıkan da anlarız. Destur Bey. Halklarım, benim yiğitler serdarı kardeşlerim. Nice cenk meydanında, nice kafir kellesi düşürdüğüm Zülfikar yürekli yoldaşlarım. Ben bir karar kıldım. İkrar verdim. Bu yolda can veririm ama İkrarımdan dönmem. Kimseye de gelin benim ile ölün demem, dahi diyemem. Benim yolum çetin. Benim yolum sırattan ince, pusattan keskindir. Ben bu yola kefenim giyinir çıkarım. Ama kimseye kefen giyin demem, dahi diyemem. Dönmek isteyeni anlar. Dahi onu kalbimden çıkarmam. Beyim, biz senin neferiniz. Hakkımızda ne dilersen o olur. Sensiz biz başsız gövdeyiz beyim. Başsız gövde yaşar mı hiç? Bizim de ikrarımızdır beyim. Ölsek dahi ikrarımızdan dönmeyiz. Hepimiz ikrar vermişiz ki beyim. Başlarımız omuzlarımızdan düşmeden beyimizin göklü gölgesinden ayrılmayacağız. O vakit yola düşme vaktidir. Atları hazırlayın haydi. Beyim. Ata beyim. Yolumuz nereyedir? Ataş'ın düştüğü yere. Haydi.
Oh. Ne ararsın burada Akçe Hatun? Hiç beyim. Dağ çilekleri olmuş mu diye bakarken dal yırttı kaftanımı da onu dikeyim dedim. Emanettir. Akın ayağına sandığından çıkardı verdi. Hayrola? Siz nereye böyle? Rast geldiğimiz iyi oldu. Obadan çıkarken seni göremedim. Bir diyecek mi vardı beyim? Vardır ya. Helallik isteyecektim. Helallik mi? Öyle. Geldiğinden beri çok şeyliğin dokundu bize. Evvela Karabey'imi iyi ettin. Sonra babama şifa oldu. Kimse bir şey yapmaya cesaret edemezken sen alplerimi kafesten salın. Hasta yaralı yattım, başımda bekledim. Yaramı iyi ettin. Çok akıl geçti. Senin yaptığın iyilik yanında lafı mı olur beyim? Varsa bir hakkım helal hoş olsun. Olsun da sefere mi gidersin, Irak bir ile mi? Niye helallik istersin? Çıkmışız bir yola. Dönmek de var, dönmemek de. Öyle. De niye böyle vedalaşır gibi konuşursun beyim? Onu da eğlen. Bir müddet obaya dönmeyeceğiz Akşe Hatun. Kendi yurdundan, obandan nereye, niye gidersin? Sevdiklerinden niye ayrı kalasın beyim? İnsan sevdiklerini yüreğinde taşır. Nice ayrılık olsa yine birdir. Beraberdir gönlündekiyle. Elbet gözünde hakkı vardır, görmek ister ama... Sabır diyelim. Allah'a ısmarladık. Ben de Allah'a ısmarladım. Derdimi, kederimi, gönlüme saklayıp diyemediklerimi hep Allah'a ısmarladım. Nedir bu halin? Metin benzin atmış. Yok. Yok bir şey ben. Otağa geçerim, dinleneceğim. Olanlardan sonra sevinirsin sanmıştım ama. Ne? Ne oldu ki? Haberin yok mu? Yok. Yok. Sen anlat hele. Birinin başına bir hal mı geldi? Yok. Kimseye bir şey olduğu yok.
Sultanımız veliahtını ilan etti. Böyle mi? Kimmiş? Ağabeyim. Hangi ağabeyin Gevher, söylesene. Hangisi olacak Karaca? Alparslan ağabeyim. Ama gel gör ki ağabeyim ben veliaht olamam dedi. Yetmedi. Hanedan haklarının cümlesinden feragat etti. Allah Allah. Bütün olmaz iştir aynı gün mü olur? Başka ne oldu ki? Karaca iyi misin? Cin misin belli değil. Ha? Gözlerimle gördüm. Tam burandan. Kalbinden vurdu. Sen nasıl ayaklandın geldin? Ha? Anlat. Söyle. Sen iyice aklını yitirdin Karaca Hatun. Ne anlatıp durursun? Senin şeytanlıkların yetti gayrı. Akınay'ın kanatları seni korur sanma. Ama ben ne oyunlar ettiğinizi bir bir ortaya çıkaracağım. Ne oyunlar etmişiz? Söyle hele biz de bilelim Karaca. Yoksa sen de bu hayın gibi Bizans'la iş mi tutarsın Akınay? Karaca! Erini de oğlunu da küffar elinde yitirmiş olan bana mı dersin bunu? O dilini yerinden söküp atmadan yıkıl karşımdan. Yıkıl! Bahara erdik derken umutlarımıza kırığa vuran yer. Anamın taze gül fidanı gibi kırılıp toprağa düştüğü. Senin de adını söylerken dilinin kıskandığı hatununu, canparen yavrunu yitirdiğin yer. Sanmayasın ki sade anamın acısıyla yanar dururum Atabey. Hatunun ile yavrunun ve dahi orada düşüp kalan nice canımızın intikamı da gönlümde dert, boynumda boştur. Mezarlarımızın olduğu şu toprakları karargah yapan küffardan geri almanın vakti geldi de geçti bile. Niyetin halisidir, bilirim.
Lakin bu yaptığın halife ile sultanımızın arasını açar diye endişe eder. Yok ise oraya senin ile bir ilk koşacak olan ben. Ben sultanımıza diyeceğimi dedim Atabey. Demesine dedin ama sultanımız bir karar buyurmadan dağıttı meşveret meclisini. Anamın mezarı üzerine andolsun ki yolumdan dönmeyeceğim. Sen hala bir melik ve dahi sultan buyruğu ile tayin edilmiş bir veliaht. Selçuklu sensin Alparslan. Hal böyleyken bir başına tuttuğun her bir iş devleti müşkül vaziyete düşürür. Nereye gidersin Alparslan? Rey sarayına Atabey'im. Sultanımız hakkımızda ne karar kılmış? Öğrenelim. Gider gitmez seni derdest ederler ise ki sultan hakkıdır. Seni yolundan çevirirler ise o vakit ne yapacağız Alparslan? Yolundan edilen değil, yola çıkmayan yiğit yitiktir. Hala! Ya! Daha kaç kez buyruğunuzu asilik edip töre tanımayacak bu Alparslan Sultan? Evvela ağzından çıkanı kulağın işitsin. Töre nedir? Buyruk nedir? Beyoğulları daha beşikten bilir. Abi, sözlerimiz şahsi değildir. Sultanımız huzurunda ağzımızdan her ne çıkıyor ise devletin ve milletin menfaati gereğidir. Usul bellidir sultanım. Alparslan tüm hanedan unvanlarından menfi hırsları uğruna feragat etmiştir. Derhal Nişabur Kalesi'ne kapatılmalıdır. Başına buyruk hal ve hareketlerinin devleti müşkül duruma sokmasına mani olunmalıdır. Belli ki Alparslan da baş koyduğu yola çıkarken devletin menfaatini düşünmüştür. Devletiyle halifenin arası açılmasın diye kendini feda etmiştir. Ama halifenin buyruğu ortadadır Çağrı Bey. Sultanım, hal böyleyken Alparslan'ı arkalamak, Konstantinye'deki Müslüman kardeşlerimizin canını tehlikeye atmak değil midir? Aramızda gaybı gören olmasa gerek sultanım. Bu sebepten Melik Alparslan'ın beyan etse dahi henüz işlemediği fiillerden mesul tutulması akla ziyandır. Akla ziyan olan başa gelecek belliyken tedbiri iş işten geçtikten sonra aramaktır. Dediklerinizi işittim. Alparslan hususundaki kararımı tez vakitte açıklayacağım. Çıkabilirsiniz. Sen kalasın Çağrı Bey. Alparslan'ın hanedandan feragatini kabul edeceğim. Bunu ikiniz haricinde herkes böyle bilecek.
kimselere göstermeden ona uzattığımız eli tutan Alparslan, günü gelende Vaspurakan'ı Türkiye yurt edecek. Görünmezde ona sahiban olacak, el sizin olacaktır sultanım. Peki ya aşikar olan el kimin olacak? Ne yaparsınız? Sultanımızın huzuruna çıkacağım. Önümü açın. İşitmediniz mi dediğimi? Hacı! Ben sultanımızı görmem gerek. Bu mümkün değil Alparslan. Hanedandan olmayanlar öyle her aklına estiği vakit saraya gelip sultanımızla görüşemezler. Sultan Tuğrul'un buyruğudur. Çağrı Bey oğlu Alparslan 3 gün içinde Ali Selçuk topraklarını terk etsin. Anlaşmayı bu yolla delecekler. Hanedandan feragat etmek ha? Dahice. Tebrikler Alparslan. Doğrusu hiç beklemediğim bir hamleydi Sayın Tekfur. Ancak bunu yapan Deha, bu hamleyi yaptığında bizim bunu anlayıp ona göre davranacağımızı bilir efendim. Önemli olan soru şu. Bundan sonraki hamlesi ne olacak? Üstün askeri zekanı Alparslan'ın bir avuç alpiyle Vaspurakan'ı almak için nasıl bir hamle yapacağını söylüyor diyor Can. Alparslan peşindeki 3-5 kanatlı yılanla mı Vaspurakan'ı alacak? Sayın Tekfur, o 3-5 yılanın yüzlerce yılana dönüşmesi fazla vakit almaz efendim. Başıbozuklar. Sınırlarımız boyunca durmaksızın topraklarımıza saldıran başıbozuk Türkmenler Alparslan'ın çevresinde birleşirse. Peki. Şimdi ne yapacağız? Alparslan yalnız kalmak istedi. Bırakalım öyle kalsın. Sınır boylarımızda ona yardım edecek tek bir başıbozuk Türkmen beyi kalmazsa ortada sorun da kalmaz. Güzel.
Beyim. Gideriz ama nihayetinde başı bozuktur bunlar. Gidince bize hoş geldiniz diyecekleri ne belli. Adları başı bozuktur avarım. Kanları değer. De. De. Ne yaparsan evvela Vasprakan yakınındaki Türkmenlerle bir araya gelecektir. Ama onları oraya konuşlandıran, akın akın gelen yurtsuz Oğuzların hamisinin Cinal Bey olduğunu bilmez. Öğrensin o vakit. Tez Batur Bey'e bir yol akılla. Alparslan yanına varır ise icabına baksın. Emriniz olur beyim. Bir mesele daha var. Bağdat Sarayı'na Alparslan'ın Bizans üzerine yürümekten geri durmadığı haberini uçur. Bakalım Halife Hazretleri bu duruma ne diyecek? Buyruk. Başım üzere beyim. Vaziyet nedir beyim? Alparslan. Sultanımızın buyruğu üzere Selçuklu topraklarını terk etti. Daha dün bana karşı kalkan kılıçları indiren, isyankar başları düşüren, sultan soylu kardeşime sultan mülkünde yer kalmamıştır öyle mi? Sultan buyruğuna asi olan sultan mülkünde yer bulamaz Süleyman. Terk etti de nereye gitti beyim? Hatun, Allah'ın arzı geniş, sultanların bazı işleri sırdır. Aslan Bey'in başına bir hal gelirse. Alparslan'ı oğlum gibi bellediğimden ben de kaygıdan sıyrılamam kızım. Ama şuna iman ederim ki görüklü Allah'ım Alparslan gibi gaza eden yiğitlerimizin yarı. Gaza her kişinin seyri sülukudur Emir Ali. Seyri tamam etmek nasip olur inşallah Batur Bey'im. Destur var mı beyim? Gel. Beyim, Yunalı Bey'den bir name var. Melik Alparslan, hanedandan ayrıldım diye yanınıza varır ise bilin ki o sultanı asilik etmiştir. Ve uç boyundaki siz Türkmenlere baş olma peşindedir. Eğer ki Alparslan'a kanıp
ona kanat gererseniz sultan sizi de asi beller bilesiniz. Bastınlar davranın! Yiğitler, tez tuzakları harekete geçirin! Oh!
Batur Bey. Ne yaparsın Batur Bey? Yunal Bey'in emridir. Lakin Yunal Bey bilmez ki biz emri asi olanlardan değil, devletli sultanımız Tuğrul'dan alırız. Batur Bey'e haber edesin. Civardaki başı bozuk Türkmenleri toplayıp Alparslan'a biat etsin. Buyruk sultanımızındır. Batur Bey'in kendisine biat edeceğini de kimselere sezdirmeden Alparslan'a bildiresin. Batur Bey bul. Ucu uca ekleyip Vas Burakan'ı Türkiye yurt kıl. Beyim gideriz ama nihayetinde başı bozuktur bunlar. Gidince bize hoş geldiniz diyecekleri ne belli. Adları başı bozuktur avarım. Kanları değer. Nicedir seni görmesem de ettiğin yiğitlikleri hep işitirdim. Şimdi de kendi gözlerimle şahit oldum. Hızır gibi yetiştiniz. Yetişmeseydik de hepsinin eceli olurdunuz evvelallah. Eyvallah. Babam Çağrı Bey'den namınızı çokça işittim. Hele şu her sefer öncesi dillere destan olan Gazi halkanız. Bize de nasip olur mu dersin Batur Bey? Nasip gayrete aşıktır Alparslan Bey. Bakalım Mevlam neyler. Şimdi küffarın şer meydanını Koç Yiğide Er meydanı etme vaktidir. Civar oba beylerine haber edesin. Saygıdeğer Tekfur. Sınırdaki Türkmen obalarına baskın yaptık. Ancak... Ancak ne? Konuş. Galparslan ve Alpleri. Bu kadarı yeter yüzbaşı. Gerisini tahmin etmek hiç de zor değil. Daha da ileri gitmeden Alparslan'ı durdurmanın mutlaka bir yolu olmalı. Maria'yı çağır. Müdürüz. Hadi. Emredersiniz. Çeken yiğitleri yeri göğü bir olurmuş. Aklı şaşkın, gönlü serin, yürekleri kor olurmuş. Yürekleri kor olurmuş. İkra
İkrarını söylemezse, muradını alamazsa, yar gönlünü çalamazsa, dayanması zor olurmuş, dayanması zor olurmuş. Hasret vakti geldiğinde, yürek demin bulduğunda, rüyalara daldığında, düşlerinde yar olurmuş, düşlerinde yar olurmuş, düşlerinde yar olurmuş, düşlerinde yar olurmuş. Az söylediniz yiğitler. Sazınız da sözünüz de var olsun Afşin Bey, Avar Bey. Eyvallah beyim. Az söylediniz. Söylediniz de bu koca kurdun aklına bir Oğuz destanı düşürdünüz. Anlat da dinleyelim o vakit Batur Bey. Vaktiyle Oğuz illerinde gözü pek, karnı tok, erlik üzerine namı çok bir yiğit yaşarmış. Adı Kanturalıymış. Günlerden bir gün bizim deli oğlanın babası Kanturalı'yı yanına çağırmış. Demiş ki, oğlum dünya gözüyle evlendiğini görmek muradımdır. Gel bu babanın hatrını hoş et. Kanturalı da baba demiş, ben yerimden kalkmadan kalkan, ben atıma binmeden binen, ben kafir üstüne yürümeden yürüyen, bana baş getiren bir hatun olursa senin muradını yerde komam, evlenirim. Oğul, sen kendine eş değil, bahadır istersin demiş. Sözü uzatmayalım. Bu Kanturalı babasından müsaade almış. İç Oğuz, dış Oğuz hepsini gezmiş. Gezmiş ama kendisine münasip bir kız bulamamış. Babasının yanına varıp ahvalini anlatmış. Babası da ona, böyle sabah gidip öğlen gelerek, öğlen gidip akşam gelerek eş bulunmaz a benim deli oğlum demiş. Yola koyul, muradına ermeden de dönme demiş. Kanturalı babasının elini öpüp yanına da 40 alpını alıp yola çıkmış. Dağ dememiş, tepe dememiş, gece uyumamış, gündüz aş yememiş, muradındaki kızı aramış. Bulamamış mı kızı? Dur hele oğul, sabret. Sonunu bir dinle. Bir vakit bir beldeden haber gelmiş. O beldede yiğit bir kız var imiş. Çekti mi iki yayı birden çeken, attığı ok yere düşmeyen güzeller güzeli bir kız imiş bu. Bizim oğlan bunu duyar da durur mu? Varmış hemen oraya. Varmış varmasına ama bu kızın 3 tane canavarı var imiş. Bu canavarları haklamadan kızı hiç kimse alamazmış. Murad eden çok imiş ama o vakte kadar muradına eren yok imiş. Bu uğurda kelleler dağ olmuş. Kanturalı'ya bunlar söylense de geri durmamış. Durur mu hiç? Türkmenlerin delisi, Oğuzların yiğidiymiş bu Kanturalı. Demiş ki, canavarları haklar, muradıma kavuşurum. Çıkmış meydana. O 3 canavardan bir tanesi Karaboğa suretliymiş. Adı göklü peygambere salavat getirerek boğanın 2 boynuzu arasına yumruğunu vurmuş, vurmasıyla boğa yere serilmiş. Kanturalı, hele şu kükrek aslanı salıverin demiş. Çoban keçesine elini sararak
Yüce Allah'a yakararak aslanın alnına vurmasıyla aslanı yerle yeksan etmesi bir olmuş. En sonunda deve suretli bir canavar çıkmış karşısına. Ya Allah deyip deveyi tekmelemiş, deve düşünce de üstüne çıkmış, boğazlamış, devenin canını almış. İşte böyle. Bizim deli oğlan bu üç canavarı da öldürüp muradına ermiş. Şimdi kıssadan hisse öyle ki, her kişi mum ise hatunu ateştir. Her kişi ay ise hatunu güneştir. Her kişi meydanı, hatun ise cihanı aydınlatır. Yarama şifa oldu. Sağ olasın. Sen de kalsın beyim. Başka bir yara sararsın belki. Beyim. İnsan sevdiklerini yüreğinde taşır. Nice ayrılık olsa yine birdir. Beraberdir gönlündekiyle. Elbet gözünde hakkı vardır, görmek ister ama... Sabır diyelim. Allah'a ısmarladık. Sabır. Akça kızım, bir bakıver hele. Geldim Akın Ayan'a. Heh, kızım, benim elim dolu. Şuradan... Biraz içine su damlatıver. Gel. Hı. Yetti mi? Yetti, yetti. Sağ olasın. Alparslan Bey nereye gidecek dersin Akın Ayan'a? Allah'ın arzı geniş. Küffarın tuttuğu topraklardan bir yer kurtarıp oraya konar elbet. Vas Burak Hanım'ı yürür dersin. Okun nereye düşeceğini onu Gerem bilir Akça kızım. Yaşayalım görelim. Annem sana zahmet, şu çiçekten veriver bana bir tane. Ne güzel çiçekmiş. Hiç görmemiştim. Mis gibi de kokusu var. Bir kez gören, koklayan bir daha unutamaz. Sevda çiçeği derler ona. Sevda çiçeği demek. He, öyle. Hmm.
Kendisi şifalıdır. Dikeni yaralar. Hele seni de yaralamadan ver bana annem. Aklı bulandıran hoş kokusudur belli ki. Ama kanmamak gerek. Şifası da yarası da benden ırak olsun. Uğraş kızım, uğraş. Bakalım aklın gönlüne söz geçirebilecek mi? Halife Kaim Beymirillah'tan. Es-Sultanul Muazzam, Emirül Celil, Şehinşah, Sultan Tuğrul'a. İşittik ki Melik Alparslan yaptığımız sulhün aksine Bizans ile mücadeleye girişmiş. Hakikati öğrenmek namına acele sizden cevap beklerim. Ey iman edenler, Allah'a ve peygambere itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Dediklerimi tane tane yazasın Memşi. Sultan Tuğrul'dan Halife Kaim Biemrillah Hazretlerine. İşittikleriniz doğrudur. Lakin sulhu tehlikeye atacak hiçbir şey yoktur. Çünkü Alparslan'ın Selçuklu devleti ve hanedanı ile hiçbir mensubiyeti kalmamıştır. Başı bozuk bir asi olmuştur. Bundan gayrı yaptıklarından Selçuklu devleti ve dahi İslam halifesi mesul değildir. Tez mektubumuzu halifeye ulaştırasın. Ordugâhta kalan pusatlar iyice nem almadan yarından tezi yok Rey'deki karargaha taşınsın. Vazifeyi Melik Süleyman idare edecek. Sen de ona yardım edeceksin. Buyruk sultanımdır. Çıkabilirsiniz. Alparslan'a gidecek neftler bugün yola çıksın. Bundan da hiç kimsenin haberi olmasın. Emredersiniz sultanım.
Git bana Akşay'ı getir hemen. Alparslan'ı bulma vakti. Bu yiğit Horasan Aslanı Çağrı Bey oğlu Alparslan Bey'dir. Gönlüne düşen korun, ufkunda beliren ülkünün ardınca yürümek için Selçuklu tahtından feragat etmiştir. Kurtlukta töre bir sancağın altında birlenmektir. Ol dediğinde olduran Allah'a andolsun ki kara toprak kızıl bakır oluncaya kadar Alparslan Bey'in yolu yolumuz, ülküsü ülkümüzdür. Korkut Atatöreli yiğitler. Ulu Allah ülkümüzü kavi kılsın. Hızır bize yoldaş olsun. Amin. Bir yandan Alparslan'ın devlete zarar vermesine mani olmaya çalışır. Öte yandan taht yolunda ayağımıza dolaşan Süleyman'la uğraşırız. Zor olan Alparslan idi. Dua edelim de Batur Bey lafımızı kulak ardı etmeyip Alparslan'ın icabına baksın. Bir zamanlar aynı meydanda düşmana kılıç savurmuşluğunuz vardır. Elbet hatırınızı sayacaktır Cinal Bey. Umalım da öyle olsun Kinderi. Aklım hafızalam almaz. Sultanımız durup durup beni Süleyman'a yamak yapar. Merak etmeyin. Batur Bey Alparslan'ı siz de Süleyman'ı yutarsınız. Yeter ki diş geçirecek anı yakalayın. O vakit sultanımız devletin istikbalini yalnız siz de görecektir.
Kafirlerden bu karargahı almak pek zordur Alparslan Bey. Vaspurakan'ı koruyan en sağlam kilittir. Her teşebbüsümüz hezimetle neticelendi. Bunca kafirle nasıl baş edeceğiz? Yiğit dediğin döne döne dövüşür Batur Bey. Eyvallah. Öyle ki kuracağımız oyun ile küffar Vaspurakan kalesine saldıracağımızı sanacak. Ama biz en sağlam kilitlerini kırıp gafil avlayacağız. Aklınızdan geçen nedir Alparslan Bey? Bu sefer yalın kılıç saldırmayacağız. Neft kullanıp kefereyi şaşkına çevireceğiz. Sonra da kılıcı kınından sıyırıp inlerine gireceğiz. Bunca nefti nereden bulacağız Alparslan Bey? Devleti bin bir zorluğa düşer Alparslan gitti diye kına yakacaklarına, bir de ardından yas tutarlar. Hayattaysın, sofranda oturup pişirdiğin aşı yiyebiliyor isen, evvel Allah, sonra da kardeşim Alparslan sayesindedir. Sen imcide onu mu korursun bana? Ha? Sen ne çabuk unuttun Alparslan yüzünden babandan yediğin tokadı. Ama sana az bile. Sen ne zaman akıllanırsın Süleyman? Ordu beyleri kılıçlarını boynuma dayayıp beni öldürecekleri vakit Alparslan canımı kurtardı. Süleyman'a biat edeceksiniz dedi. Aramızda ne geçerse geçsin, o candan öte kardeşimdir benim. İstedi de senin hayrına mı istedi Süleyman? Göze girdi de zindana atılacağı yerde gözyaşlarıyla uğurlandı babadan. Sen ne safsın Süleyman? Dilini tutmayı öğreneceksin Karaca. Beni saf bildin. Bir akıllı sen misin? Karşında bir melik olduğunu unutma. Laf ederken de ölçüp tartıp öyle et. Senin de gücün bir bana yeter. Aklındaki fitneyi, yüreğindeki fesatı dinleyecek başka birini bul. İmde vazifeye gitmem gerek. İmde Alparslan gözden ırak diye böyle merhamet edersin. Alparslan ölse, taht yolu açılsa benden çok sen sevinirsin. Gayri yeter! Destur dedik Süleyman. Sesiniz obayı inletir. Baba. Nasıl yaparsın bu işi? Dinle hele, izah edeyim baba. Kes! Her kişi hatununa el kaldırmaz. Ne töreye, ne kitaba sığar bu. Kitapta yazmaz mı? Kadın erkeğine, erkek kadınına libastır diye. İnsan, hakkın kendisine biçtiği elbiseyi yırtar mı? Baba. Evlat, babanın sırrıdır Süleyman. Sırrı halel getirme. Fedailerimizin ihtiyacı olan bu satı nasıl temin edeceğimizi bulduk yücen artık. Malumunuz Selçuklu Vaspurakan seferinden vazgeçti. Pusatları ordugahtan alıp silah ambarına götüreceklermiş. Taşıdıkları o pusatlar Selçuklu erlerinin kanlarıyla yıkanacak. Tespusu için tertibini tamam et Şeddat. Emredersiniz Yücen Atık. Alparslan,
Baban Temurlek demez miydi ki Alp'ın bir gözü de arkasında olacak diye? Derdi ya kardeşim, derdi. Bilirdim beni bulacağını. Nedir benden istediğin de hele? Kekalmenos'un Vaspurakan Kalesi'ne geleceğimi sanması gerek. Yüreğine öyle büyük bir korku sal ki kaleye girebileceğin bütün delikleri bir bir kapatmakla meşgul olsun. Ne var aklında? Bu neft küplerini Koçkaran Dağı'nın eteğindeki mağaraya bırakın. Bu hususta kimse tek kelam etmesin. Vazifenizi tamam ettikten sonra taşıdığınız yükü de gittiğiniz yolu da unutacaksınız. Emrin olur beyim. Yolda yoldaş olmaktan gocunmaz. Daima arkamda saf tutarsın. Eksik olmayasın Yunal Bey. Küçükler büyüklerini saydığı müddetçe büyükler de onlara her türlü fedakarlığı yapar. Sultanımız da seninle aynı düşünür ki bana mühim vazifeler verir. Üstlendiğiniz tüm vazifeler daha büyük vazifelerin yolunu açacaktır beyim. Sandıklar yüklendi beyim. Yola revan olmaya hazırız. Haydi gidelim. Unutma. Alparslan'ın başarmasını istiyorsan Kekalmenos'u ikna etmen gerek. Dikkatli ol. Asla şüphelenmemeli. Ben de sana geliyordum. Maria, iyi misin kızım? Ben iyiyim. İyiyim ama sizin için telaşlanıyorum. Anladım. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Alparslan, Vaspurakan'a kaleye gelecek. Konuşmaları duydum. Çok eskiden kullanılan, sizin bile bilmediğiniz bir geçit bulmuş. Oradan gelecekmiş. Alpagut. Buyurun efendim. Derhal yanına bir birlik al. Ve kaleye tehdit olabilecek geçit, delik ne varsa hepsini kapat. Alparslan, yakınlarda olabilir. Emredersiniz efendim. Dur. Diyojen de yanına al. Onun olması işimize yarayabilir. Efendim, güvenliğiniz için Diyojen'in kalede kalması çok daha iyi olur. Güzel. Her şey yoluna girene kadar ne olur bir yere ayrılma. Güzel Maria. Hmm.
Haydi yiğitler. Bileğinize kuvvet. Bizim atlar ne yaptık Hacat Bey? Onlar da Kekan'dan Asun düşeceği kuyu kazarlar Ata Bey. İyi, iyi. Her yeri arayın. Her yeri. Bulduğunuz her gediği kapatın. Siz bu tarafa. Siz bu tarafa. Siz de benimle gelin. Nerede kaldı bu kefereler? Bekleyince gelmezler. Her yeri arayın. Her yeri. Ağlar. Haydi. Yakalayın şunları. Haritayı ver. Bizden alıp Kekal'dan olsa götürmeni istediğim bir şey var kardeşim. Yarala beni. Kimsin sen yiğit? Beyimi nereden tanırsın? Gitmem gerek. Ne
iyiydi, gözüm bir yerden ısırır ama. Dur bakalım. Yavurun yiğidi mi olur avarım? Beyim. Bekle oğlum. Beyim, çamura saplanmış. Davranın yiğitler. Kurtaralım şu arabayı. Haydi bismillah. Toprağın altı kuru. Pusur! Sahte geçit haritasını verdik beyim. Kekavnanos bizi o deliklerde arasın dursun. Biz hiç ummadığı yerden vuracağız evvelallah. Beyim, bu bize yardım eden Bizanslı. Kimdir, neyin nesidir? Bir yerden tanır gibi oldum ama. İnsan insana benzer imiş Havar. Vakit dar, siz bir an evvel yola düşün. Haydi. Atabeyim doğru der. Eller nef sandıklarını Koçkuran dağlarının eteğindeki mağaraya götürecekler. Siz de tez mağaraya varıp orada bekleyin ki aksi bir hal olmasın. Emredersin beyim.
Merak etmeyin. Batur Bey Alparslan'ı, siz de Süleyman'ı yutarsınız. Yeter ki diş geçirecek anı yakalayın. Melik Süleyman'ı koruyun! Melik Süleyman mı? Enik gibi kuyruklarını kıstırıp kaçarlar. Bu kansızlar yine nereden çıktılar beyim? Pusatların kokusunu aldılar demek Erbaskan. Sağ olasın. Sana bir can borcum vardır. İyi misin yani? Ufak bir sıyrıktır İnal Bey. Senin ile kardeşin Erbaskan yanımda olduğunuz müddetçe evelallah canım güvendedir. Beyim. Beyim, bu sıyrık falan değildir. Süleyman Bey'in yarası ağırdır. Tez obaya varalım, hadi. Beni bırakın Erbaskan. Pusatların teslimi mühimdir. Asıl mühim olan senin canındır beyim. Sen pusatları dert etmeyesin. Alpagut. Ne oldu? Haklıymışsınız efendim. Alparslan. Karaya sızacakmış. Alplarını kazı yaparken yakaladık. Ama elimizden kaçtılar. Hiçbirini yakalayamadınız mı? Maalesef efendim. Yanımdaki askerler de... Ama kazı yaptıkları yerde bunu bulduk. Kilise. Kilise mi? Kiliseye mi çıkacaklar? Kazı için... Birden fazla yer işaretlenmiş. Ve hepsinin istikameti de aynı geçide ulaşıyor. Ve o geçitte kiliseye çıkıyor efendim. Haritayı ele geçirdiğimizi fark ederlerse planlarını değiştirirler. Belki de tam olarak böyle düşünmemizi istiyorlar. Bütün geçitleri kapatmakla oyalanmak yerine çıkacakları yere, kiliseye odaklanmalıyız Sayın Tekfur. O halde geçidin kiliseye çıkan ucunu onlardan önce biz bulalım. En zayıf nokta burası. Burası ise en sağlam korunan taraf. Evvela en kuvvetli mevzilerinde gedik açacağız. Biz Alplarla önden, siz de açılan gediklerden arkamızdan saldırıya geçeceksiniz. Gediği nasıl açacağız beyim?
Haydi, çabuk olalım. Bıçakları mağaraya bırakın. Gidiyoruz. Oh. İşte beyimizin dediği mağara burasıdır. Kimse gelmeden sandıkları karargaha taşıyın. Çabuk olun, hadi. Kefere neftleri ele geçirdi. Diyojen, kiliseyi kazmak için yanına birkaç asker daha al. Emredersiniz Sayın Tekfur. Lanet olsun. Ne oldu sana? Ben ilgilenirim efendim. Sen bir yere geliyorsun. Asker için Maria'nın bir şeyler yapmasını isteyebiliriz efendim. İsterseniz. Maria'nın askerin yanına gizlice girmesini sağla. Emredersiniz.
saatler ambara koyulduyuz ağabeyim. Sultanımıza varıp vazifeyi tamam ettiğimizi haber edeyim. Kendisi bu işi bizzat teftiş etmek istediğini söylemişti. Süleyman'ı kendi öz yeğenini ölümle burun buruna nasıl bırakırsın abi? O oku dilsiz meluna nasıl atmazsın? Ağzından çıkanı kulağını işitir mi Erbaskın? Ben Süleyman'ın başına bir hal gelmesine nasıl müsaade ederim? Belli ki yanlış görmüşsün kardeşim. Kendi gözlerime mi inanayım? Yoksa senin yalanlarına mı? Bundan gayrı düşmana nasıl sırtımı dönmez isem sana da dönmem. Söylediğin lafın nereye gittiğine dikkat et. Sen kardeşinle düşmanı bir mi tutarsın? Sultanımız da Çağrı Bey sana itimat etmemekte haklıymış. Ağabey, seneler evvel olduğu gibi yine hırsına yenik düşüp kendi canından, kendi kanından insanlara ihanet edersin. Asıl ihanet edenler hakkım olanı benden esirgeyenlerdir. Bunu böyle belli. Bir daha da bana ağabey deme. Kendini düşünen insan kimsesiz insandır. Gün gelir göstermediğin merhamete muhtaç kalırsın. Bizanslılar neft dolu sandıklara el koydu. Şimdi ne yapacağız Alparslan Bey? O pusatların davamız için ne kadar mühim olduğunu bilmez misin? Nasıl göz göre göre Selçuklu'nun eline bırakırsın? Başlarında Melik Süleyman vardı. Pusu da yara aldı. Canına zeval gelmesin diye bırakmak zorunda kaldık. Süleyman. Dua et ki yakında Selçuklu'nun sultanlık mührünü eline alacaksın. Yoksa canın pahasına koruduğum o pusatlarla canını alırdım. Şimdi işimiz daha zor. Tez gidin. Yoldan alamadığınız pusatları silah ambarını basıp alın. Ambarlar çok sıkı korun. Bilmez miyim sanırsın? Lakin başka çaremiz kalmamıştır. Süleyman. Oğul.
Daha iyice misin? İyiyim baba. Benim hemen kalkıp sultanımız teftişe gelmeden silah ambarına varmam gerek. Oğul, bu halde mi? Gelinimin ellerinden öp yalvar da sana bir şifa çorbası kaynatsın. Estağfurullah baba. O ne demek? Yaparım tabii. Sultanımıza malumat vermem gerek baba. Yaraların sağlığına dek istirahat et. Ambara varıp pusatlarla ben alakadar olurum. Sağ olasın. Baba. Alparslan'dan haber var mıdır? Alpagut. Yaralısın sen. Dinle, zaman yok. Çözmemiz gereken çok daha büyük bir sorun var. Ne oldu söyle. Al bunu. Hayrola Erbaskan Bey. Neyedir bu öfken? Atı tımar edeceğim diye canını çıkarır. Mühim bir şey değildir Süleyman. Sen de hele. Yaran necedir? Bize bu yaralar ne etsin Erbaskan? Sağılır evet. Ama sen ne menem yara almış isen yüreğine derin bir çizik atılmış sanki. Beyim, atı tımar eder, besler, yetiştiririz de biz erlerimiz gibi yoldaş olurlar. Sırtımızı hiç düşünmeden onlara yaslarız. Lakin yüreği bozulmuş kimi beşer var ki nedenli tımar edilse de sana yoldaş olmaz. Ata ocağında büyütülüp beslenilse de
sırtını yaslayacağım daha olamaz. Kimi kastedip de böyle dertlemişsin Erbaskın? Yoksa ardımızdan gelenlerden birinde bir hainlik mi sezersin? Kastım kimseye değildir beyim. Sırtımızı yaslayacağımız, düşmanın üzerine birlikte yürüyeceğimiz elleri öyle iyi seçelim ki önümüzde duramayanlar sırtımıza bıçak, yolumuza tuzak olamasınlar. Bir zerre kuşku duymadan sırtımı yaslayabileceğim bir sen, bir de Yınal Bey vardır çok şükür. Bundan gayrı bizi tehlikeye atabilecek bir sır olduğu vakit evvelce gelip bana anlatacağını da bilirim. Beyimizin dediği mağara burasıdır. Kimse gelmeden sandıkları karargaha taşıyın. Çabuk olun hadi. Kefere neftleri ele geçirdi. Alparslan Bey'im haber bekler. Tez gidip müjdeli haberi verelim. Haydi. Beyim, Bizanslılar nef dolu sandıklara el koydu. Şimdi ne yapacağız Alparslan Bey? Tam da istediğim gibi. Bu da ne demek ola? Hani nefler bize gerekti? Hala bize gerek Batur Bey. Ama küffarın inine nefleri bir sokacak değildik ya. Kendi elleriyle götürdüler işte. Kutlu uğurda üzerime hangi vazife düşüyorsa söyle kardeşim. Yiyeceğim yerdeki nef sandıklarını aldırıp Bizans karargahına sok, kafidir.
Emrettiğiniz üzere neft küplerini istediğiniz yerden aldık efendim. Güzel. Alparslan'ın civarda olduğundan şüpheleniyoruz. Aksi halde o ele geçirecekti. Siz ikiniz neft küplerini derhal karargaha götürün. Tamam efendim. Gidiyoruz. Yalnız neftin karargaha götürüldüğü bilgisini yüzbaşı Diyojen'e rapor etmem gerek efendim. Kaleye dönünce derhal rapor edersin. Ayrıca bu neftleri niçin kaleye değil de karargaha götürüyoruz? Alparslan Vasprokan Kalesi'ne saldırmayacak mı efendim? Elinizi çabuk tutun. Sultanımız neredeyse gelir. Thank you.
Herkes hazırdır beyim. Su akar yolunu bulur. Muhtaçlara rahmet olur. Bakalım ateş nasıl yol bulur da zalimlere cehennem olur. Ya Allah. Ateşe yolu biz gösterelim o vakit ata beyim. Bismillah. Belki de Alparslan... Ben şimdi değil, kesinlikle Alparslan bu uğradan çıkacak. Kız! Amca, amca bak uğursuzluk bu lütfen. Çok kötü şeyler olacak. Evdokya, kes sesini. Duyamıyorum. Kız! Sen de kimsin? Beni Tekfur Kekamenos gönderdi. Askerimizi iyileştirmek için bu kağıttakilere ihtiyacım var. Derhal getir. E hadi acele et. Tekfur'un kesin emri. Bu asker yaşayacak. Eğer hemen gitmezsen başın belaya girer. Yüce Tanrım. Neler oluyor? Alparslan. Sayende canımız. Yerli yerindedir sultanım. Eksik olma. Sen eksik olmayasın ki. Devlet de eksik olmasın ağabey. Çakallar sürüyle de saldırsa bir aslana diş geçirebilirler mi? İndirin peçesini. Açın ağzını. Vaktiyle seni güden çobanın koparmadığı dilin şimdi bize hakikati şakıyacak. Bakalım kimdir dilsiz çoban sürüsünün başı Çağrı Bey? Lanet olsun!
Aman Tanrım. Olpaslan! Bizi yine oyuna getirdi. İstihbaratta, diğer her şeyde koca bir yalanmış. Hepsi senin yüzünden. Hepsi. Sana planları değiştireceklerini söylemiştim. Lanet olsun! Senin yüzünden Tanrı'nın evini delik deşik ettik! Haydi yiğitler, ateşi harlama vaktidir.